Kuruluş Osmanlı dizisinin yayınlanan son bölümüyle beraber Ertuğrul Bey'in obaya geri gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin bu haftaki bölümüyle izleyenleri heyecanlandıran diyalogların yer alması, Kuruluş Osmanlı izleyenlerin Ertuğrul Bey geri mi dönecek sorusunun cevabını merak etmesine neden oldu. Peki Kuruluş Osmanlı dizisine Ertuğrul Bey ne zaman gelecek? İşte merak edilen bilgiler. ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman 25 Aralık akşamı heyecanlı bir bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul dizisiyle hikayesi son bulan ve Engin Altan Düz Yatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a geri döneceği de iddia edildi. Öte yandan diziye Turgut Alp karakterinin de döneceği de gündemdeki yerini koruyor. Peki Engin Altan Düz Yatan diziye geri mi gelecek? İşte Ertuğrul Bey'in geri gelip gelmeyeceğinin cevabı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Abdurrahman Gazi'nin Ertuğrul Bey'den haber getirdiğini ve vekalet olarak Dündar Bey'i kendi yerine bıraktığını gördük. Son bölümden de anladığımız üzere galiba Ertuğrul Bey obaya dönecek. Ancak Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a dönmesi kesin gözüyle bakılırken oynayacak oyuncunun kim olduğu ise henüz netlik kazanmış değil. Engin Altan Düz Yatan diziye dönüp dönmeyeceği ise tam bir muamma. Gelin isterseniz bu sorunun cevabını iki ayrı röportajda konuşan Engin Altan Düz Yatan'ın kendisinden dinleyelim. Sizi de dönem dizilerinden sonra böyle tam 2019 Engin Altan gördük bugün de. Ya evet, böyle şu anda bir şey yok. O yüzden biraz daha rahatladım. Şu anda böyle sakalsız, alıştınız bıyıksız. Mı? Dizi... Alışıyorum, evet evet alışıyorum. Neslişe Hanım, siz peki yeni imaj mı, dönem yani Engin Altan'ı? Yani ben Altan'ı 6 senedir beraberiz. Her türlü gördüm. Uzun sakal, uzun saç, kısa saç, kısa sakal. Ben her haliyle bir kere yani eşim Emir olarak çok herhalde öyle. Herhalde tanıyamamıştı, öyle bir şey olmuştu. Emir geçen gün bıyıklarımı kestikten sonra gördü, şey dedi. Boğa benim gibi olmuş. Engin Bey, dizide yeni diziniz galiba final yapıyor 7. bölümde. Aynen. Yüzünüzü biraz dinlendirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa yeni bir proje hemen imzalayıp başlayacak mısınız? Biz, var bir mı? Bir süre görüşmeyiz. Son görüşmelerimizden bir tanesi. Biliyoruz büyük ihtimalle. Sizin fotoğrafçılık merakınızı da biliyoruz. Evet, acaba yine gidip Amazon'da fotoğraflar mı çekiyorsunuz? Yani biraz kendimize vakit ayırmak lazım. Çok çok yorulduk. Hani her anlamda yorulduk. Çok güzel işler yaptık. Çok belgesel keyifliydi. Belgesel geliyor şimdi. Şimdi bir tane belgeselimiz geliyor. Onun için çalışıyoruz. İkinci belgesel geldi. İkinci belgesel. Bu sefer plastikle ilgili bir belgesel yaptık. Onunla ilgili uzak doğu çekimlerimizi tamamlamıştık. Şimdi de Türkiye çekimlerimiz kaldı. Onları biraz tamamlayacağız. Ondan sonra da birazcık dinlenip belki böyle olursa ne güzel olur, biraz tiyatro yapabilirsem, birazcık dinlenebilirsem, birazcık kitap okuyup kendimi doldurabilirsem. Şu anda planlarım bunun üzerine. Galiba biraz daha dinlenmek üzerine. Tatil dışında sadece tiyatro olacak diyebilirim. Ne güzel olur, ne güzel olur. Yani tekst bakmak lazım, iyi tekst kolay bulunmuyor. Hı-hı. Ama ne güzel olur yani, tiyatroyu çok özledim gerçekten. Yani hani tekrar tiyatroya dönmek benim için çok keyifli olur. Çok büyük de bir furya başladı aslında tiyatroda, oyuncuların yeniden tiyatroya dönmesi. Maddi karşılığı olmadan. Evet. Evet, siz tiyatrocu olarak sor. Maddi karşılığı olmadan yapılan bir iş tiyatro çünkü. Tiyatro bence bir oyuncunun kendini gerçekten var edebildiği çok önemli platformlardan bir tanesi. Tiyatroda biraz daha kendinizi geliştirme, kendinizi doldurabilme, içinizi doldurabilme şansınız var. O prova süreçleri çok özeldir gerçekten tiyatronun. Bir tane tiyatronun ayrıcalığı şudur, anında tepkinizi alırsınız. Anında beğenilip beğenmediğini görürsünüz oyununuzun. O yüzden umarım iyi bir oyunla sahneye çıkarım tekrar. İnşallah. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Bir yeni yıl yaklaşıyor. Herhalde etkinliklerde kaçırmışız. Yeğenim burada bir etkinliğe katıldı. O yüzden ailem de geldi İzmir'den. Onları görmeye geldim. Böyle beraber vakit geçireceğim biraz. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Valla siz herhalde dinliyorsunuz bu aralar. Aynen. Bir süre dinliyorum. Bu arada oğlumuzla ilgiliyorsunuz herhalde. Motor sporlarla falan merak saldırıyor. Evet evet. Spora meraklı. O yüzden beraber spora gidiyoruz bu aralar. Nasıl gidiyoruz? Falan gibi bir şey olmuyor. İnşallah. Ne istiyorsan. Ne istiyorsa olsun. Onlar benim tercihim değil. Daha çok onların tercihi. Süper. Peki efendim. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamında Kuruluş Osman'a tekrar döneceğiniz konuşuldu. Acaba böyle bir şey var mı? Öyle bir şey konuşmadık henüz biz. O yüzden hani bana gelen bir şey yok. Ama izliyorum, gayet güzel. O yüzden başarılı çok teşekkür ederim. Nasıl? Tabii ki. Yani o ekip çok değerli bir
ekip. Yani o ekiple ben 5 yıl çalıştım. Çok güzel vakit geçirdim. Çok güzel bir ekiptir gerçekten. Burak da gayet güzel oynuyor. Elinden gelen en iyisini yapıyor. Çok teşekkür. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip öneriler kısmına çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Daha fazlası için kanala abone olmanızı rica ederiz. Allah'a emanet olun.